Mehmet Altuncan. Altuncan kuyumculuk işletme sahibiyim. Yaklaşık 35 yıldır kuyumculuk mesleğiyle iştigal halindeyim. Geçen haftalar kadar yükselmez trendinde, seyrinde olan altın, geçtiğimiz hafta başı ve ortasında ani bir düşüş yaşadı. Bu da dünyadaki oyuncuların, para oyuncularının, parayı altına geçirmek isteyen insanların alternatif oyun pazarı olan elektronik paralardan çıkıp fiziki ve gerçek değerini kaybetmeyen, her zaman değerini koruyabilen altından yönelmelerinin sebebiydi. Ya yönelmeleriydi de ama niye düştü diye düşünürseniz, onlar bir kısım düşürerek insanların güvenini bozup elindeki altınları almak için yaptıkları bir oyundu bu. Ama bunun tesiri ve etkisi çok sürekli olmaz. Bunun sebebi, dünyada çıkmış ve çıkacak altının oranı, miktarı belirli. Alternatif soğutmalar yaptıkları gibi elektronik paralar ve benzeri şeylere insanların ilgisini çekerek ellerindeki altınları almak için çektikleri, yaptıkları mücadeleler çok kısa süreçli, kısa soluklu oluyor. Dedim ya, altın değiştirilemez bir değeri olan bir materyal, bir emtia. Ondan dolayı da ben altının her zaman yükseleceği kanaatinde, %100 kanaatinde olarak değerli dostlarımıza yatırımlarını altının üzerinde yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum. Düğün sezonu, yaz gelmesi, bunların yükselmesiyle alakalı bir etkeni yoktur. Altının dünya literatüründe bir pazar değeri vardır. İç piyasadaki o çok cüzi, minimal yükselmeler ve düşüşler, malum düğün sezonları işte gibi falan etkenlerle karşılaşmaz. Altının küçük düşüşleri insanların güvenini bozmamalı. Aslında bu düşüşler ellerindeki altının başkaları tarafından kağıtla değiştirilmesini gösteriyor. Boşluğa düşmesinler. Altın düşükken daha çok almaları gerekiyor. Yükselse de alsınlar. Çünkü altın her zaman gördüğü rakamın en az 3 katına çıkar. Şimdi telaffuz edeceğim rakamlar belki çok abartılı, çok afaki olarak algılanabilir ama bunlar hep matematiksel çarpımlar, bölümler sonucunda, bizim aldığımız verilerin sonucunu söylüyorum. Altın şu anki gördüğü piyasa değerli olan 500-510 gibi rakamların 2 ila 2,5 katına, 2021'in sonu olabilir, 2'nin başı olabilir, göreceksiniz.